Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bugün sevgili Metin abim, Metin Yılmaz'ın yanındayız. MSI Mini PC Kim Kullanmak İster serimizin 3. konuğu oldu ve bir haftadır bu cihazı kullanıyor. Tabii ki abi bir klasiktir. Bizde insanların da seni tanıması ve kimin kullandığını bilmesi açısından kısaca kendini tanıtmanı isteyeceğim senden. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sağ olasın. İsmim Metin Yılmaz. 1979 doğumluyum. 26 yıldır uluslararası nakliye acenteliği yapıyorum. Yani uluslararası çalışan nakliyecilerin gümrüklerdeki hizmetlerini sağlıyoruz. Yani bir nevi gümrük işleri yapıyoruz diyebilirim. Teknolojiyi de severiz, yakından da takip ederiz. Bu kadar tanıtabilirim kendimi. Anladım abi. Bir haftadır kullanıyorsunuz MSI evet. Mini PC'yi ve daha önce de zaten hani başvuru zamanında da konuştuğumuz gibi sen de zaten aslında şirketinde mini PC'lere alışkın olan, kullanan biri misin? Genel olarak sana MSI'nin bu yeni nesil mini PC'sini sorsam neler yaptınız, sizin için nasıldı, onu bir anlatmanı isteyeyim senden. Tabii ki. Öncelikle tabii ilk kurduğumuzda bir internette gezindik. İnternette bir surf yaptık tabiri caizse. Yeteri kadar hızlıydı ve çok hızlı tepkiler aldık. O konuda başarılı. Onun yanında kendi kullandığımız, sürekli kullandığımız ki herkesin de kullandığı Word, Excel, Outlook çok kullanıyoruz. İşte mail trafiğimiz çok yoğun. Bunları kullandık. Onun yanında böyle çok yer kaplamayan oyunlar, daha doğrusu belki çok ön bellek istemeyen ya da hız istemeyen oyunlar oynadık. O konuda da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ağır oyunlar oynamadık. Aslında ben oyun oynamadığım için oynamadık diyebilirim. Dolayısıyla kısa bir tecrübemiz oldu oyun konusunda da ama yeterli cevabı aldık. Mesela hangilerini denemiştiniz abi? Aklında var mı oynadığını ya da kimler oynadıysa oyunları? İsmi aklımda yok ama küçük oğlum oynadı. Bu kamyonların biliyorsunuz hani döndürmeye çalışıyorlar. Hani kamyonlarla yük taşıyorlar vesaire. Öyle bir oyun oynadı. 1,5 saat kadar oynadı. Euro Truck Simulator. Ben de kendim çok fazla oynadığımda sevdiğim için biliyorum. Yani ismini bilmiyorum. Öyle tarif edeyim. O oyun oynamıştı. Yani başarılı olduğunu söyledi. Ama bildiğim kadarıyla bu oyunlar çok yüksek performans istemeyen oyunlar ama neticede yeterli. Yani bir iş bilgisayarında zaten oyun oynamak ne kadar doğru olur. Yani onun için daha farklı kombinasyonlar gerekir. En fazla gerekir. Bazı yerlerde sistemler kilitlenince soliterin açılma esprisi gibi. doğru. Sonuçta doğru. Oyun performansı hani bekleyeceğimiz bir bilgisayar değil tabii ki mini PC ailesi. Peki şey dışında, ofis dışında sizin kendi ekstradan kullandığınız programlar oldu mu ya da onlardaki performansı nasıldı? Şöyle söyleyeyim. Yine internet tabanlı programlar kullandık. Orada da başarılıydı. Veri aktarımı yaptık. Mesela 67 GB'lık bir veri aktarımı yaptık. Bu aktarım yaklaşık 20 dakika sürdü. Onu hatırlıyorum. 20-21 dakika kadar sürdü. Yani bizim için, bizim kullanım tarzımıza göre hızlıydı bu aktarım. Ondan sonra onun dışında 7 gün, 8 gün boyunca sürekli çalıştık. Excel çalıştık. Bazı tabloları birleştirdik. O tabloları oradan raporladık. İşte malum filtrelemeler vesaire yaptık. Tabii ki. Orada da hızlı olduğunu düşünüyoruz. Ki biz mini PC'ye zaten söylediğin gibi yabancı değiliz. Daha önce de konuşmuştuk. Yaklaşık 5-6 yıldır mini PC kullanıyoruz. Bunun da birkaç sebebi var. Aslında hem mini PC dediğim gibi teknolojiyi severiz, takip de ederiz. Birinci konu bu. Bir de teknolojinin bize sunduğu bu mini olanaklardan yararlanmak istedik. Çünkü bizim ofis ortamlarımız da küçük. Yani küçük lokasyonlarda çalışıyoruz. Çünkü gümrük bölgelerinde hizmet verdiğimiz için orada 15 metrekare, 20 metrekare ofislerimiz var. Merkez ve büyük ofislerimiz haricinde. Buralarda kullandık, büyük kasalardan kurtulduk. Notebook'un da bazı dezavantajları var. İşte kırılma ihtimali, hor kullanılma ihtimali, işte düğmelerin fırlaması, bozulması, basmaması vesaire vesaire. Dolayısıyla bunları da çok istemediğimiz, daha dayanıklı ve uzun ömürlü bilgisayarlar istediğimiz için ve aynı zamanda az yer kaplayan bu mini PC'leri keşfettiğimizden beri kullanıyoruz. MSI üzerinde de bir iki yorum yapacak olursam yine tasarımı güzel. Dediğim gibi mevcut içindeki kombinasyonları da bizim için yeterliydi. Başarılı. Önümüzdeki yıllarda büyük ihtimal artık büyük kasalı bilgisayarlar çok olmayacak. Belki hiç olmayacak. Evet. Oyun bilgisayarları hariç. Geleceğin dünyasında bunlar ciddi yer alacak. Ve bunları taşıması, hareket ettirmesi ve söküp takması çok kolay. Evet, kesinlikle. Ki ofiste de birkaç sefer yer değiştirdik. Gayet pratik bir şekilde yer değiştirebiliyoruz. Hatta destekleyen monitörlerde arkaya VESA montajına takıp zaten sadece monitörü taşıyarak bir all-in-one PC taşıyormuş
hissiyatıyla şey oluyor. Tabii. Peki abi şimdi sen yaklaşık 5 senedir hani birçok insanın da mini PC'yi bilmiyorken bile mini PC'ye geçiş yaptığınızı söylediniz. Evet. Hani sonuçta bu artık yeni nesil bir mini PC. İşlemin hızlı olduğunu söyledin ama işte ilk dönemki mini PC'lere nazaran mesela gördüğün bir gelişme ya da artı yön var mıydı? MSI'da çok fazla giriş var. Yani USB portları çok fazla. Eski teknolojiyi destekleyen girişleri de var. Yani eski teknolojiyi güncelleyemediyseniz ya da güncellemediyseniz bir şekilde o cihazlarda çalıştırabilecek kadar çıkış var. Dolayısıyla o dikkatimi çekti. Yani tasarımı da şık ve güzel. Ama bence en önemlisi gerçekten çok fazla sayıda eski teknoloji destekleyecek girişleri var. Evet, yani kısaca öyle özetleyebilirim aslında. Hatta işte özellikle yazar kasa vesaire bağlamak için hani önceki videolarda da bahsetmiştim hem de incelemesinde. Kom bağlantısı bile var o çoklu bağlantılar vesaire için. Mesela ben hayatımda hiç kullanmadım ama tabii ki işin gereği neler olduğunu öğrenmiştim. O konuda gerçekten beni de etkileyen durumlardan biriydi. Bunun dışında mesela üzerinde zaten işlemciyi soğutan bir tane aktif fanı var. Diğer türlü boşluklarından gerçekten hani şey yapabiliyor. Hiç şimdi ben de geldiğimde fark ettim. Buradaki ofisiniz de gayet sessiz. Hiç böyle ses yaptığı vesaire oldu mu? Özellikle mesela oyun oynandığı zaman gibi bir durumlarda. Şaşırtıcı bir şekilde hiç varlığı belli değil. Çok sessiz. Yani çalıştığını hissettirmiyor. Kısaca böyle söyleyebilirim. Yani bu da gayet konfor sağlıyor. Çünkü bazı noktalarda 5-6 tane PC kullanıyoruz. Zaten ortam biraz gürültülü. Giren çıkan işte evrak alan, evrak veren, işte şoförler girip çıkıyor, sürekli bir trafik var. Yani bunların sesini hiç duymuyoruz ki bu özellikle burada varlığını hiç hissetmedik. Yani ne fan sesi duyduk bilmiyorum, fan var mı? Onun da farkında değilim. Bir tane yani oyun oynarken dahi o esnada hiçbir fan sesi duymadık, bilmiyorum. Yani biz duymamış olabiliriz diyeceğim ya da yoktur, onu da cevabını alayım bu arada. Yok, ben de şimdiye kadar hiç fark etmemiştim ya da diğer arkadaşlardan da hani eklemek istediğiniz bir şey var mı dediğimde kimse de fandan bahsetmemişti. Hiç ses hani yok. Burası fazla sessiz gibi bir ortam olunca benim için bir merak ettim. Şu anda da zaten aktif olarak açık bilgisayar. Hani en ufak da bir ses duymuyoruz. Evet, o konuda yok. Da varlığını hiç hissettirmiyor. Artısı oldu. Senin oldu. Peki abi benim sormasını unuttuğum, senin eklemeyi planladığın bir şey var mı? Bu arada tabii şeyden de bahsedelim. Biz burada tabii ki denemek isteyenlerin daha rahat kullanabilmesi için klavyesi, faresi, işte monitörüyle beraber şey yaptık. Ama siz satın aldığınız zaman sadece tabii ki mini PC'yi satın almış oluyorsunuz. Ya isterseniz burada görüldüğü gibi dik bir biçimde ya da yatay bir biçimde konumlandırıyorsunuz. Onu da eklemiş olayım ve dediğim gibi abi senin hani ekstradan söylemek istediğin olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Mesela hep olumlu gitti. Hiç ya burası daha iyi olabilirdi vesaire dediğim mesela hiç eleştirecek bir yön bulabilir misin sorsam mesela? Aslında eleştirecek bir şey bulamıyorum. Sadece şunu eleştirebilirim. Tabii bu monitörle alakalı olacak. Yine bir MSI ürünü. Küçük oğlum oyun oynadı demiştim. Orada milisaniyeler tabii tepkime süreleri daha tabii, orada yüksek fazla, hızlar. Evet, aynen ihtiyaç olduğu için ki burada da fiber internet kullanıyoruz yani altyapımız fiber. Monitörü bu konuda eleştirebilirim ama tabii beklediğimiz performansı sağlayacak bir monitör olmadığı için doğru yorum olmayabilir ama sadece bunu eleştireceğim bir konu olduğu için eleştireyim. Yoksa başka eleştireceğim bir konu yok. Üzerine bilemiyorum, ben daha önce hiç görmedim, bir monitör aydınlatması var. Bu harici satılan veya harici olan bir donanım anladığım kadarıyla. İlgimi çekti. Biz bazen şöyle yaptık. Klavyenin önüne çektik. Klavyeyi aydınlattık. Alttan aydınlatma değil de işte aydınlatma yaptık. Mantıklıymış. Bir şeyi değiştirdik yani kullanım amacını ama. O zaman abi hoşunuza da gittiyse zaten o MSI'nin da size hediyesi olacaktı. O öyle mi? Evet yine. Sizde kalacak zaten ürün. O zaman kullanmaya devam edeceğiz onu. Evet. En azından diğer işlerinizde kullanabilirsiniz. Vallahi abi hani en azından bilen biri olarak işte zaten hem teknolojiye meraklı hem de zaten mini PC'yi çok önceden tanışmış biri olarak bir eksisi olmaması, sizin işlerinizde herhangi bir aksamaya vesaire sebep olmaması ki dediğin gibi sizin işlerde zaten o hız olayı önemli. Yarı yolda bırakmamalı bilgisayar. Kesinlikle. Ve işte zaten hani hem laptopundan şeyinden kullandığın için bence çok verimli bir deneyim oldu ve şimdiye kadar da hani genel olarak bir eleştiri de duymadık. İşte evde kullananlar oldu, yine kendi home ofisinde kullananlar oldu. Sen direkt bir
ofis ortamında kullanmış oldum. Bu gerçekten hani benim de en azından incelemedeki olumlamamı kendim bu tarz ortamlarda şey yapmadığım için doğrulamış da oldu. Ona da sevmiş oldum. Ekleyeceğim bir şey var mı diye sorayım eğer kapatmadan önce. Eleştiride bulundum ekran için. Fakat ilgimi çeken ürünleri yani mouse'u ve klavyesi. Biz çünkü klavye bizim için de önemli bir unsur. Çünkü gün içinde çok data giriyoruz. Çok mail alıyoruz, mail atıyoruz. Dolayısıyla kullanıcı arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız klavye konusunda biraz seçiciler. Anladım. Biraz özellikle klavyeyi yani bilgisayar tamam gerçekten çok tasarımı güzel, kullanışlı, kompak yani her ihtiyacı ofis ortamında cevap verecek bir yapıda. Fakat klavyeyi özellikle çok beğendik. Kullanımı çok kolay, işte nümerik tuşları, klavyeye ulaşması, yazarken hiçbir harfi atlamıyor olmanız çünkü sürekli üzerinde yazarak hareket ettiğiniz için sürekli yazıp geri dönüp silip şeyle evet, uğraşmıyorsunuz. Yani büyük. Bu konuda da bu başarılı. Ha, çok güzel. Bir hediye de bundan alabilirim. Hayır demem. Onu direkt iletiriz yoksa, eğer öyle. Yoksa kendim şey satın alacağım. Gerçekten bu konuda da klavyesi çok başarılı. Evet. Hoşumuza da gitti. Kullanacağız. Çok sevdim gerçekten. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sevgili Metin abiyle Metin Yılmaz'la beraber zaten mini PC kullanan birinin yeni nesil bir mini PC'deki deneyimini dinlemiş olduk. Eğer sizlerin de ekstradan sormak istediği ya da eklemek istedikleri, yorum yapmak istedikleri şeyi tabii ki her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde bekliyoruz. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler sen de bize konuk olduğun için. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir kim kullanmak ister serimizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.